Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sevilen dizi Veda Mektubu'nda Aslı Yıldız karakterine hayat veren Rabia Soytürk, sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan ikilden Soytürk, "İzin günüm, kahve içmeye çıktık. Güzel vakit geçiriyoruz. Onun dışında bir şey yaptığımız yok." dedi. Soytürk ilişkisi hakkında ise, "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen iş için geliyor, bir de benim için geliyor İstanbul'a. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş vaktimiz varken beraber vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu. Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu sorusu yöneltilen Abdü, "Antalya-İstanbul mesafesi uçakla 1 saat zaten. Hatta ben geliyorum. Rabia bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor. Bize karşılığını verdi." Rabia Soytürk ise, "İkimiz de yoğun çalışıyoruz. Burada da yoğunluktan dolayı zaten görüşemeyecektik. Bu yüzden pek bir şey fark etmiyor." yorumunda bulundu. Fester Abdü var ya, deli mi ne? Sahaya atlayan. Aynen, Rabia Soytürk. Bence çok alakasızlar ama yani kız güzel, Abdü iyi ama birbirlerine uyumlu değiller. Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren 81 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, her yıl olduğu gibi bu yılda Deniz'le buluşmasını sosyal medya hesabı üzerinden ve "Fedon denize düştü" açıklamasıyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz gün bir YouTube programına katılan Fedon, samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, "Aşk acıdır. İnsan bünyesi içinde pek faydalı değildir. İlk görüşte aşk diye bir şey olmaz. O beğendir. Mesela ben kadında 3G'ye bakarım. Göz, göğüs, göt" ifadelerini kullandı. Göz, göğüs, göt dedi. Ama orayı bitiremedim. Bilemeyeceğim. Göt dedik. Ne dedik? Evlilik hakkında da konuşan Fedon, "Ben 55 yıllık evliyim ama evlilik doğaya aykırıdır. Ben insan isem imzaya gerek yok. Evlilik yok olacak. Dediklerimi 20 yıl sonra anlayacaksınız. Bir gün Ortaköy'de Sadıkoğlu yalısında bir işe gitmiştik. Kapının girişinde şöyle yazıyordu: evlilik daireleri resmi kerenlerdir. Bir belediye memurunun imzası olmadan evlenememek ne demek?" açıklamasını yaptı. Erkeklerin kadınları istemesine de değinen şarkıcı, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Neden erkekler kadını ailelerinden istiyor bilmiyorum. Bence kadınlar gelsin istesin. Çünkü bugüne kadar hep kadınlar beni ayarladı. Hadi Fedon, gel sana bir kahve yapayım" diyenlerin hepsi bana dokundu. Ya Fedon'a bak. Fedon diyorum, 20 sene sonra biz görürüz de sen görebilir misin bilmiyoruz. Buradan Fedon'a ithafen işte. Ama ben de okeyim illa yani şey. Yok yok ya, erkekler istesin. İsteme saçma zaten de. Neyse. Neyse, birkaç ayım var o yüzden buradan. Ondan sonra da iyisin. Ama teklifi kadın da yapabilir, bence erkek de yapabilir. Yaparım, ne olacak. Burada ne diyorum? Benimle evlen evlen. Her bölümü reyting rekorları kıran Yalı Çapkın dizisinin başrol oyuncularının Hattu Çalar rolünü oynayan Şerif Sezer'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü. Bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Sezer'in sosyal medyada Yalı Çapkın'ın resmi hesabını takipten çıkarması da iddiaları güçlendirdi. Sezer'in hakkındaki iddia ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Şerif Sezer, dizinin resmi Instagram hesabı tarafından takip ediliyor. Ezgi Mola 4 yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz hafta sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Yakın arkadaşı Enis Arıkan ise oyuncunun nikah töreninden bir kareyi hayranlarının beğenisine sundu. Ayrıca törene beyaz takım elbisesiyle katılan Arıkan paylaşımına, "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikahta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" notunu düştü. Korkunç değil mi ya? Tam çıldırmalık, düşünün, bembeyaz giymişsin. Yakın arkadaşın da beyaz giydi. Arkadaşlığın bitirme sebebi. Bir döneme damga vuran şarkıcı Atiye son zamanlarda sık sık hayranlarıyla bir araya gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı bir süre ortadan kaybolmuş, gözlerden uzakta yaşadığı sıralarda ise dünya evine girmişti. 2018 yılında sessiz sedasız evlenen Atiye, bir yıl sonra kızı Ferah Feza'yı kucağına almıştı. Atiye geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda müjdeli haberi verdi. Şarkıcı ikinci kez hamile. Evet, buradan hayırlı olsun diliyoruz. İnşallah yine kızın olur diliyorum. İnşallah erkek çocuğun olmaz. Çok yaramaz erkek çocukları çünkü. Ozan Doğulu ve Hera Aslan aşkına tam gaz devam ediyor. Eski eşinden 3 çocuğu olan Ozan Doğulu'ya geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmak isteyip istemediği sorulmuş ve 4. kez baba olmak ister misiniz sorusuna "yeterince çocuğumuz var" karşılığını vermişti. Araya giren Hera Aslan,
Ozan'a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa tabii ama şu an için düşünmüyorum. Evde benim sözüm geçer ifadelerini kullanarak sevgilisine gözdağı verdi. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mm-hmm.